Öfkeli erkeklerde, şimdi bak bu konu çok uzun bir konu ama size bir sır vereyim. Bir kere erkek çok sinirlendiği zaman, çok sinirlendiği zaman onu durdurmanın bir yolu var. Erkeğin sinirlendiğini nasıl anlarsınız? Bir kere burun delikleri çok açıldıysa, akciğer nefese ihtiyacı vardır. O yüzden saldırmak üzeredir erkek. Tamam. Kadın konuşma dedi diyelim. Bu sürede haklısın hayatım. Sessiz bir ses tonuyla bak. Nasıl? Haklısın hayatım. Ben şimdi susuyorum. Biz daha sonra tekrar konuşalım bu konuyu. Şimdi ben susuyorum. Sakın devam etmeyin bak. Çünkü erkeklerin saldırganlığı kadınlara göre Dr. Lewin Brazenden'in çalışması yine 20 kat daha fazla. Testosteron diye bir hormon yüzünden. Yani kadının saldırganlığı birse erkek 20 kat daha fazla. O yüzden erkekle tartışmaya girdiğinde genelde mağdur olan ve şiddete maruz kalan kadındır. Yani burada çünkü her şeyi kadın kontrol edecek. Yönetecek. Yönetecek. Bu çok önemli hanımlar. Şirket yöneticisi diyebiliyor mu? Ya niye her şeyi ben düşüneyim? En çok maaş sen alıyor. O yüzden sen düşünüyorsun. Ver o maaşı bana, ben düşüneyim. Deme. Deme. Burada sayın televizyonun müdürüne sesleniyorum. Bu televizyon müdürü. Şunu diyebilir mi? Ben niye her şeyle uğraşıyorum? Sen uğraşacaksın. Sen yöneticisin. Kim uğraşsın? Kim uğraşsın? Babaannem mi uğraşsın? Anladın mı? Kadın niye ben demeyecek, sen yönetiyorsun. Tamam. Çünkü bir erkek kadınındır. Ev kadınındır. Çocuklar kadınındır. Her şey kadınındır. O yüzden kadın uğraşıyor. Doğru. Ya hakkaniyetini verin. Evde bak. Ben bunca yıllık profesyonel danışmanım. Bu işin doktoruyum ya, uzmanıyım arkadaş. Evde bir şey değiştirdiğimde yerinde bizde de sıkıntı çıkıyor. Yani izin istemem gerekiyor onun yerini değiştirmek için. Nasıl izin istiyorsunuz hocam? Allah aşkına. Ha? Nasıl izin istiyorsunuz? Nur Viral izle diyorum. Oradan taktikleri öğren. Şimdi yok yok. Benim kadar çok konuşan adamların, böyle her şeyi bilip ahkam kesen adamların mutlaka sorunları vardır. Hiç bakmayın siz burada ahkam kestiklerine. Boş yerin siz. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Öfkeyi konuşuyoruz. Öfkeyi söylüyorum. Çok sınırlı sayıda kararlarımız kaldı. Çok sinirlendiği zaman erkeği yönetmenin tek yolu o sırada üstüne gitmeyin. Bir tık kalmıştır, saldıracaktır. Üstüne gitmeyin, tartışmaya devam etmeyin, bekleyin. Es verin. Adamın tansiyonu düşsün. Kardiyovasküler sistemi normale gelsin. Kalp ritmi normale gelsin. Bir sakinin. Ben haklısın. Şu an konuşmak istemiyorum. Tamam o zaman. Sen sakinle, şöyle konuşalım. Deyin, bırakın orada nokta. Sakın laf sokmayın bak. Sakın. Çünkü kadın bırakırken de laf söylüyor. Ne diyor? Tamam o zaman. Tamam o zaman. Şu an sen sinirlisin ya, konuşmuyoruz. Tamam konuşmuyoruz. Zaten böyle sinirli ayaklarıyla hiçbir şey konuşamıyoruz. Yeter artık ama burama kadar tam susuyorum. Tamam. Böyle hareket. Ya arkadaş bir dur. Sen niye duramıyorsun? Niye sürekli imanlı şey? Kaç tane markada gördüm ki? Bak diyor ki, hocam diyor, susuyor ama diyor, hareketleri durmuyor diyor. Yüzüyle gözüyle bir şekiller yapıyor diyor. Evet. Çok gördüm örneğini. Ne olursunuz böyle, kadınlar. Surat düşer. Erkeklerin kelime becerisi çok düşük. Yeteneği çok düşük. Saldırganlığı 20 kat daha yüksek. Testosteron yüzünden. Ne olursunuz kadınlar. Tartıştınız tartıştınız. Baktınız burun delikleri açıldı. Nefes alışverişi açıldı. Hızlandı. Nefes alışverişi hızlandı. Durdurun tartışmayı, kesin. Diyoruz ki üstüne hayatım gitmeyi. Sen biraz şimdi sakin ol. Sinirlisin. Biraz sonra konuşalım. Sakinleştiğin zaman deyip gidiyorsun. Bu meseleyi mutfakta yiyor. İçin içini yemez. Mutfakta söylenerek rahatlarsın. Ya da ne yapıyor kadın hemen? Alo anne, ne oldu biliyor musun? Biliyoruz biz, biliyoruz. Kime anlatalım o zaman? Anlatın birisine, fark etmiyor. O sırada benim amacım şu. Aile bütünlüğünü bozacak olaylar olmasın. Vallahi üzülüyorum. Bravo. Aile bütünlüğü çok önemli. Evet.